Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda iki basit yöntemle Excel'deki telefon listesini nasıl telefon rehberine aktaracağınızı göstereceğim. Hazırsanız ilk işlemimize başlayalım. İlk işlem için hazırlamış olduğum örnek bir Excel listesi bulunuyor. Burada dikkat etmeniz gereken birkaç püf nokta var. İlki arkadaşlar, isim ve soy isimlerin ayrı olması gerekiyor. Eğer sizde ayrı değil bitişik haldeyse internet ortamında nasıl ayıracağınıza dair bilgiler bulunuyor. İkinci önemli husus başlık kısımları. Başlık kısımlarının aynen böyle olması gerekiyor. Yani isim başlığının first boşluk name, soy isim başlığının last boşluk name ve telefon numarası başlığının mobil boşluk fon şeklinde olması gerekiyor. Ve son önemli hususu arkadaşlar, telefon numaralarının başında 0 veya artı 90 olması gerekiyor. Eğer sizde 0 veya artı 90 varsa herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Eğer yoksa şu şekilde şuradan sütunu seçin. Ardından burada arkadaşlar sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir diyelim. Gelen pencerede sayı sekmesindeyken isteğe uyarlanmış diyelim ve buradaki genel kısmını arkadaşlar silip artı 9 yazdıktan sonra buraya 11 tane 0 ekleyelim. 11 tane 0 yazdıktan sonra tamam diyelim. Bakın şu şekilde telefon numaralarının başına artı 90 gelmiş oldu. Şimdi dosya kısmına gidelim. Farklı kaydet diyelim. Bu bilgisayar ve masaüstünü seçelim. Tekrar masaüstünü seçelim. Burada kayıt türünü arkadaşlar CSV virgülle ayrılmış kısmını seçelim ve dosya adına herhangi bir isim verelim. Ben sonuna CSV şeklinde yazıyorum ve kaydet diyorum. Böylece bu CSV dosyası masaüstüne kaydedilmiş oluyor. Şimdi yapmanız gereken bilgisayarınızda herhangi bir tarayıcıyı açın. Tarayıcıyı açtıktan sonra arama kısmına contacts.google.com şeklinde arattıralım. Ve böylece karşımıza bir giriş ekranı gelecektir. Bu giriş ekranına telefonumuzun arkadaşlar ayarlar ve Google kısmında bulunan Gmail hesabımızla giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra karşımıza bu şekilde bir telefon listesi gelecektir veya şu şekilde bir ekran gelecektir. Buraya eklediğiniz herhangi bir telefon aynı zamanda cep telefonunuzun rehber kısmına da eklenmiş oluyor. Burada silmiş olduğunuz herhangi bir kişi aynı zamanda cep telefonunuzun rehber kısmından da silinmiş oluyor. Bu bir nevi arkadaşlar bu sayfa telefon rehberiniz oluyor. Şimdi yapmamız gereken içe aktar kısmına gelmek. Buradan dosyayı seç demek. Ardından neredeydi? Masa üstündeydi. Bakın CSV dosyam buydu. Bunu çift tıklıyorum ve içe aktar diyorum. İçe aktar dedikten sonra bu oluşturmuş olduğumuz telefon listeleri aynen buraya aktarılmış oluyor. Yalnız bir etiket başlığı altında buraya aktarılmış oluyor. Şimdi cep telefonumuza geçiş yapalım ve bu isimlerin gelip gelmediğini kontrol edelim. Evet, cep telefonumuza geçiş yaptık arkadaşlar. Cep telefonumuza geçiş yaptıktan sonra rehberimizi yani kişilerimizi açalım. Ardından sol üst kısımdaki yatay 3 çizgi simgesine tıklayalım. Burada tüm hesaplardaki kişilerin olması gerekiyor. Ve devamında arkadaşlar rehberimizi aşağı doğru kaydırıp bırakalım. Kaydırıp bıraktıktan sonra otomatik olarak buraya içe aktar kısmıyla eklediğimiz telefon listesi buraya da gelmiş olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi otomatik olarak bu isim listesi buraya gelmiş oldu. Yani kısaca bu sayfada yaptığınız tüm değişiklikler aynı zamanda cep telefonunuzun rehber kısmını da etkiliyor. Bu sayfada içe aktar yöntemiyle eklemiş olduğunuz tüm telefon listeleri bir etiket başlığıyla oluşturulmuş oluyor. İsterseniz bu etiket başlığı altındaki telefon numaralarını tek seferde silebilirsiniz. Diyelim ben en son eklemiş olduğum bu telefon listeden silmek istiyorum. Hemen buradaki bakın çöp kutusunun simgesini tıklıyorum ve buradan bakın tüm kişileri ve bu etiketi sil seçeneğini seçip sil dediğimde sadece bu etiketi ve bu etiketin başlığı altındaki telefon numaralarını silmiş oluyor. Normal standart olarak kişilerim aynen burada kişiler kısmında kalmış oluyor. Bu işlemin senkronize bir şekilde cep telefonunuza da etki ettiğini belirtelim. Bakın cep telefonunuza da bu numaralar hemen silinmiş oldu. Şimdi ikinci yöntemimize geçebiliriz. İkinci yöntemimizde de aynı şekilde örnek olarak oluşturmuş olduğum bir Excel listesi bulunuyor. Burada dikkat etmeniz gereken yine birkaç püf nokta var. İlki arkadaşlar şuradaki sekmenin sayfa 1 şeklinde olması gerekiyor. Eğer size sayfa 1 şeklinde değilse hemen buranın üzerine sağ tıklayıp yeniden adlandır diyerek bu şekilde sayfa 1 demeniz gerekiyor. S harfi büyük olacak şekilde sayfa 1 demeniz gerekiyor. Burada küçük bir komut satırı kullanacağız. Bakın şu şekilde bir komut satırını kullanacağız. Bunu hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Bunu kopyalayın. Şu şekilde hemen hepsini seçip kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra tekrar arkadaşlar telefon listemize geri gelelim. Burada sayfa 1'in üzerine sağ tıklayıp kod görüntüle diyelim. Kod görüntüle dedikten sonra şu şekilde bir pencere gelecek karşımıza. Eğer bu pencere gelmezse bu sayfa 1'in üzerine sağ tıklayıp wipe code diyebilirsiniz. Yani kod görüntüle diyebilirsiniz. Bu sayfaya bu komutu arkadaşlar şu şekilde pas diyerek yapıştıralım. Bakın şu
şekilde bir komut geldi. Şimdi dikkat etmeniz gereken ikinci husus şu. Telefon numaralarınızın başında, bakın telefon numaralarınızın başında eğer 0 veya artı 90 varsa buradaki 0'ı, bakın şu 0'ı silin. Eğer yoksa, telefon numaralarınızın başında 0 yoksa buradaki arkadaşlar 0 aynen olduğu gibi kalsın. Yani burada herhangi bir değişiklik yapmayın. Son olarak şuradaki yol oldukça önemli. Yani oluşturacağımız bu VCF, yani rehber dosyası masa üstüne gelecek. Bunun için burayı doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Nasıl yapacaksınız? Hemen şu şekilde masa üstüne gelelim. Bilgisayarın içine girin. Buradan arkadaşlar C sürücüsü. Benim C sürücüsünde işletim sistemi. C sürücüsünün içine giriyorum. Buradan kullanıcıların içine giriyorum. Ardından arkadaşlar benim kullanıcı adım 1. Bakın şurada da gözüküyor. Aynı zamanda bakın şuradan da görebiliyorum. Kullanıcı adım 1. Kullanıcı adımın içine giriyorum. Ve devamında masa üstünün içine giriyorum. Bakın şu şekilde geldi. Burayı tıklıyorum. Bakın şu alanı şu şekilde tıklıyorum. Burayı kopyalıyorum hepsini. Şu şekilde kopyaladım. Pencereyi kapatabiliriz. Tekrar Excel'deki komut dosyamıza geliyorum. Ve bunu aynen buraya yapıştırıyorum. Bakın sadece şuraya kadar. Buraya yapıştırıyorum. Devamında /rehberim.vcf şeklinde arkadaşlar kalacak. Yani şurası aynen olduğu gibi kalacak. Şu kısım aynen olduğu gibi kalacak. Diğer yolumuzsa, yani C ile başlayan yolumuzsa aynen buydu. Bunu buraya yapıştırın. Masa üstüne rehberim şeklinde gelecek. Bu işlem tamamsa yapmanız gereken hemen şuradaki bakın play kısmını tıklamak. Bunu tıkladığınız anda masa üstüne rehberim gelmiş oluyor. Bakın geldiğine dair uyarı geldi. Hemen gelelim. Bakın masa üstünde şu şekilde toplu halde benim rehberim geldi. Şimdi bunu nasıl kullanacaksınız? Bunu isterseniz kendinize mail olarak yollayın veya WhatsApp'tan yollayın veya farklı bir yolla yollayın. Kendinize gönderdiğiniz anda bunu tıklarsanız otomatik olarak rehberinize yüklemiş olacak. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bizlere de destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.